Yağ bezesi lipom, bitkisel yollarla evet. Bunun da çözüm. Evet, mümkündür. Mümkün müdür? Yağ bezi, miyom, kis, nodül gibi ciltin altında, peki deri altında. Sürerek mi yoksa bir kapsül kullanarak mı? Ya hayır, da çay gibi. Sürerek değil. Bunun sebebi şu, normal olarak bağırsaklarda 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bunun %99'u faydalı bakteri. Faydalı bakteriler vitamin üretir. Kişi antibiyotik, antihistaminik gibi kimyasal ilaç kullanırsa, abur cubur yerse, yani kimyasal madde için bir şey yerse, faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsaklara zarar verir. Bir, bu toksik maddeler emilerek karaciğere girer. Karaciğer yağlanmasına sebep olur. İki, karaciğer yağlanırsa anormallikler ortaya çıkar. Kolesterol, karaciğerin enzim dengeleri bozulur. Evet. Bağırsaktan gelen toksik maddeyi artık karaciğer arıtamaz. Yorulur, yağlanır. Arıtamadığı toksik madde vücudun çeşitli noktalarında yağ bezi, yani lipom oluşur, miyom oluşur, kist oluşur, nodül oluşur, bağ dokularında cerrahat cüruf oluşur. Yani vücut aynı bataklığa döner. Evet, bunu bitkisel yollarla çözdükten sonra nüksedebilir mi? Peki dikkat edilmesi i̇ksir gerekiyordur herhalde. Kullandığı zaman, kişi iksir kullandığı zaman yavaş yavaş erir, erir, küçülür. Bir be... Evet. Evet. Bir beyefendi, emekli kurmay albay. Hı hı. 20 kilometre yüzebiliyor. Boğazı karşıdan karşıya geçiyor. O kadar sporcu birisi. Fakat beyefendinin hem omuzunda hem kolunda, burada ceviz kadar, burada da yumurta kadar iki tane yağ bezi. Plaja gittiği zaman gülüyormuş çocuklar, alay ediyorlarmış. Dedi ki ya ben şu yağ bezinden kurtarabilir misin? Ameliyat olmak istemiyorum. Ameliyat olduğu zaman bir tanesi 40-50 lira birden çıkabiliyor. Yani bunun da erkeği dişisi gibi bir durum var nedense. Bazılarında hızla büyüyor, çoğalabiliyor. Deneyelim dedim. Biz ona iksir verdik, kullandı, kullandı. Bir ay sonra aradı, dedi ki hiçbir faydası olmuyor. Dedim ki iki çorba kaşığıyla bu iş 5-6 ay sürer. Yarım çay bardağı içersen günde 5 defa daha kısa sürede erir. Ben bir su bardağı bile içerim dedi. İçemezsin, içerim içemezsin iddiaya girdim. Peki bunun kullanımı nasıl oluyor? Yani çay şeklinde mi içiliyor yoksa nasıl? Yok yok, bu özel bir... Özel bir iksir. İksir. Şurup. Şurup. Sarımsaklı şurup. Şimdi bu vatandaş su bardağıyla içerim dedi. Gerçekten içildi. 35 gün sonra böyle barfiş çekiyor, sporcu birisi. Böyle burası acımış, bir sıkmış, billa gibi fırlamış dışarı. Oraya sıkmış, orada dışarı çıkmış. Bana geldi ziyarete, dedi ki ameliyat oldum, izi bile yok, bak bakayım dedi. Oo, çok güzel ameliyat yapmışlar dedim ya. Bravo, helal olsun dedim. Yok dedi, ne ameliyatı, nasıl oldu dedim. İksiri kullandım dedi. Böyle geri incelmiş, zapsayıp basınca fırlamış dışarı. Atmış. Normal olarak az az kullanırsa yavaş yavaş erir, yok olur. Normal olarak. Evet. Fakat bir beyefendi çok yoğun kullandığı için diğerin oraya incelmiş, basınca dışarı fırlamış. Evet. Yani. Evet, programımızın sonuna geldik değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 8.30'da sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyoruz.